Sevgili Kaya İLC kanal takipçileri, herkese merhabalar. Bu yanımda görmüş olduğunuz malzeme bir LED spot. Evlerimizin, iş yerlerimizin aydınlatmasında kullanıyoruz. Bu LED spotun hemen yanında da kendisine ait voltajı ve akımı düzenleyen bir adaptörü, yani beslemesi. Biz sürücü diyoruz. Sürücüsü mevcut. İşte bu videomuzda evinizdeki veya iş yerinizdeki bozuk, arızalı, patlamış LED spotlarınızın adaptöründen nasıl iyi bir akü şarj cihazı yaparsınız onu göstereceğim. Akülerinizi şarj edebilmek için ucuz ve verimli bir şarj cihazına ihtiyacınız varsa lütfen bu videomuzu sonuna kadar izleyin. Kanalımıza destek olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda sadece bu video ile ilgili değil, diğer videolarımızla ilgili veya fikirleriniz varsa, düşünceleriniz varsa onlarla ilgili yorum yapmayı ve bilgilerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Dilerseniz şimdi hızlı bir şekilde LED sürücülerden nasıl akü şarj cihazı yapılır ona geçelim. Fakat ondan önce videomuzun sponsoru olan GLC PCB firmasının bir reklamını izleyelim. GLC PCB firması gördüğünüz gibi arkadaşlar çok profesyonel baskı devreler yapabilen bir baskı devre firması. Bu adamlar 5 tane 10 santime 10 santim kadar PCB'yi 2 dolara basıyorlar sevgili arkadaşlar. Eğer siz de tasarladığınız, çizdiğiniz baskı devreleri profesyonel olarak bastırmak istiyorsanız GLC PCB firmasıyla çalışabilirsiniz arkadaşlar. GLC PCB'nin linki aşağıda açıklamalar kısmında olacak. Linke tıklayıp o link üzerinden siteye çizdiğiniz baskı devrelerin Gerber dosyasını yükledikten sonra siparişinizi dört dörtlük bir şekilde GLC PCB firmasına verebilirsiniz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu akü şarj cihazını LED adaptöründen, yani LED spot adaptöründen yaparken bu boyutta olmasını gerektiren bir durum yok. LED spotların en küçüğünden başlayıp en büyüğüne kadar tüm LED spot adaptörlerini kullanabilirsiniz. Fakat bunun için videoda anlatacağım şeyleri dikkatli bir şekilde sonuna kadar izlemeniz lazım. Çünkü aksi takdirde akülerinizi bozarsınız. Onun için hangi LED spot adaptörüyle nasıl şarj edeceğinizi videoda anlatacağım. Dediğim gibi lütfen sabırla videomuzu sonuna kadar izleyin. Ve daha sonrasında eğer yapmak isterseniz bu LED sürücülerle kendi şarj cihazınızı da yapabilirsiniz. Ben burada 0-1 LED spot gösteriyorum ama videonun başında da söylediğim gibi LED spotu arızalı olanlarla yapacaksınız. Sadece adaptörün sağlam olması gerek bu işi yapabilmemiz için. Sağlam bir adaptörle akü şarj cihazını yapabilirsiniz. Ondan dolayı LED spotun LED'inin patlamış olması ve herhangi bir LED spot olması bizim için yeterli. Bu boyutta olması ve sıfır olması gerekmiyor sevgili Kaya İLC takipçileri. Şimdi burada gördüğünüz gibi benim daha önceden fişini de taktığım bir LED sürücüm mevcut. Şimdi bu LED sürücüyle bu LED spotu şimdi yakacağım. Bu gördüğünüz sıfır LED spotun adaptörü 36 volt ve 65 volt aralığında çalışan bir LED sürücüymüş. Burada bağlamış olduğum da 36 volt ve 65 volt aralığında çalışan bir LED sürücü. Hemen buradaki sürücüye LED spotumu taktığımda gördüğünüz gibi LED spotum gayet güzel bir şekilde yandı. Buradan anlamalıyız ki bizim LED sürücümüz çalışıyor. Dediğim gibi siz LED spotunuz bozuksa bu LED spotu bence onu da atmayın. Yani videolarımızı takip ederseniz onların da nasıl onarılacağı ya da nasıl kullanılacağı, başka bir yerlerde kullanılır mı kullanılmaz mı gibi videolarımız geliyor. Onun için kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayın. Enteresan videolar sizleri bekliyor sevgili dostlar. Şimdi LED spotumuzun adaptörünün çalıştığını gördük. Ve buradaki LED spotla artık bir işimiz yok. Bunu şöyle bir kenara kaldıralım. Sizlere öncelikle akülerin nasıl şarj edileceği ile ilgili birkaç bilgi vereceğim. Daha önceki videolarımı izleyen arkadaşlarım zaten bu konuları biliyorlar. Fakat bilmeyen arkadaşlar için akülerin şarj olayını kısaca bir anlatmak istiyorum. Şimdi 12 voltluk bir aküden bahsedelim. Mesela burada gördüğünüz gibi 12 volt 7 amperlik bir çocuk akülü arabası aküsü mevcut elimde.
Bu akünün 12 volt dediğine bakmayın arkadaşlar. Bu aslında 12 voltluk bir akü değil. Nasıl değil? Şöyle değil. Aslında bu gördüğünüz akü tek parça bir akü değil. Akü grubu. Bu akünün içerisinde 2 voltluk hücrelerden oluşan 6 tane küçük akü var ve bu aküler birbirine seri bağlanarak 12 voltluk bir akü elde edilmiş. Aynı bu akü tipinde 6 voltluk aküler var, 24 voltluk aküler var. 6 voltluk akülerde de 3 tane akü hücresi seri olarak bağlanıp 6 voltluk bir akü elde edilmiş. 24 volt olanlarda ise 12 tane akü hücresi seri olarak bağlanıp 24 voltluk bir akü elde edilmiş. Yani aslında bunlar bir akü grubu. 2 voltluk akülerden oluşan. 2 voltluk bir akü şarj olurken 2.4 voltla şarj olur arkadaşlar. İçerisinde 6 tane akü hücresi olduğu için 6 çarpı 2 volttan 12 voltluk bir akü 6 çarpı 2.4 volttan 14.4 voltla şarj olur. Fakat şöyle bir durum var. Boş bir aküyü şarj ederken voltajın akünün o anki voltajından yüksek olması yeterli. Kaç volt olduğunun bir önemi yok. DC bir voltaj olsun ve akünün o anki voltajından daha yüksek bir voltaj olsun yeterli. Yani 12 voltluk bir akü diyelim ki boşaldı. Kaç volta? 10.5 volta boşaldı. Siz bu aküye 11 volt da verseniz şarj edebilirsiniz. 12 volt da verseniz şarj edebilirsiniz. 20 volt, 30 volt hatta DC 100 volt bile verseniz bu aküyü şarj edebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Aküler şarj olurken %80'ine kadar akımla şarj olur arkadaşlar. Yani siz 100 volt DC bir gerilim verseniz dahi dikkat etmeniz gereken nokta akünün size verdiği akımın onda biriyle şarj etmeniz. Yani bu gördüğünüz akü 7 amperlik bir akü olduğuna göre en fazla 700 miliamperle şarj edebilirsiniz. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar kısaca 12 volt 7 amperlik bir aküyü 100 volt 700 miliamperle şarj edebilirsiniz. Ama ne zamana kadar? %80'i dolana kadar. %80'i ne kadar dolduğunu nereden anlıyoruz? Akünün voltajı 14.4 volta geldiğinden anlıyoruz. Akü voltajı 14.4 volta ulaştığında %80'i dolmuş demektir. Ve bu noktadan sonra akü artık sabit akımla değil sabit voltajla şarj olur. İşte biz de şimdi bu gördüğünüz LED sürücüyle üzerindeki yazan değerlere göre bir şarj cihazı yapacağız. Ve bu şarj cihazıyla aslında yapacağız dediğime bakmayın arkadaşlar. Bunu direkt kuralına uygun bir şekilde aküye bağlayıp aküyü şarj edeceğiz. Yani üzerinde ekstra bir değişiklik yapmanıza gerek kalmayacak. Sadece bağlantılarını yapacaksınız ve akünüzü şarj edeceksiniz. Bu kadar kolay ve bu kadar basit bir işlem olacak. Şimdi isterseniz hemen kameramızı şöyle tezgahımızın üzerine alalım ve bu LED sürücüsüyle bir aküyü nasıl şarj ederiz onu görelim. Gördüğünüz gibi LED sürücümün 220 girişinde zaten bu spotun üzerindeyken şu kablolarda çıplak bir vaziyette spotun kutusunda ya da yanında 220'ye bağlı bir vaziyette durur arkadaşlar. Siz bozuk spotu kullanacağınız için spota bağlanılan şu kısmın haricindeki kısmı direkt benim gibi 220 voltluk bir fişe bağlayabilirsiniz. Şimdi bunu ben fişe takacağım. Daha doğrusu şöyle yapalım. Takmayalım. Önce şu kısmını akü bağlantısı için bir açalım. Artı eksi kablosuna ulaştım LED sürücümün. Şimdi bazı arkadaşların kafasına takılabilir. Neden LED sürücü kullanıyoruz diye. Çünkü arkadaşlar LED sürücüler aynı akülerin %80'ine kadar sabit akımla şarj olduğu gibi sabit akımla çalışır. Bakın burada LED sürücünün üzerinde 300 miliamper diyor. Yani bu LED sürücü 36 voltla 65 volt arasında çalışan herhangi bir cihazı 300 miliamper ile sınırlanmış bir şekilde sürebilir demek arkadaşlar. LED sürücü yazıyor ama LED'in haricinde 300 miliamper akımla sınırlandırmak istediğiniz 36 volt ve 65 volt arasında herhangi bir voltajla çalışan herhangi bir cihazı
bu sürücüyle çalıştırabilirsiniz demek oluyor bu üstündeki değerler. Şimdi biraz önce şöyle bir şey dedim, buradan yanlış bir çıkarım söz konusu olmasın diye detaylandıracağım. Dedim ki akü voltajı, yani boşalmış bir aküyü şarj ederken akü voltajının üzerinde herhangi bir voltajla şarj edebilirsiniz demiştim. Örnek olarak da 10.5 volta düşen bir aküyü 11 voltla şarj edebilirsiniz, 12 voltla şarj edebilirsiniz demiştim. Evet, 11 voltla şarj edebilirsiniz ama aküyü 11 voltla tam manasıyla doldurmanız mümkün değil. Sadece 11 volta kadar doldurabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü voltaj aynı su gibi davranır ve dengelenmeye çalışır. Yani 11 voltluk bir güç kaynağıyla 10.5 voltluk bir aküyü şarj etmek isterseniz bu ikisi dengelenecek ve en fazla 11 volt seviyesine gelecektir. Ve akünüzü 11 voltun üzerine şarj edemeyeceksiniz. Çünkü daha üstünde bir voltaj alacağı bir yer yok. Videonun başında ne demiştik? 2.4 volt gibi bir voltajla şarj olur demiştik. Aküyü tam manasıyla doldurabilmeniz için. Şimdi bu konuya açıklık getirdiğimize göre akü bağlantısını nasıl yapmamız gerektiğine gelelim. Bakın şimdi biraz önceki aküyü alacağım. Akü şarjına başlamadan önce de size LED sürücümün voltajını göstermek istiyorum. Boştayken kaç volt veriyormuş bir onu görelim. Hemen ölçü aletimde voltajını bir ölçüyorum. LED sürücümün. Arkadaşlar 36 volt 65 volt dediği için ben bu uçları dokunmadan ölçeceğim. 36 volt sıkıntı olmaz ama 65 volt gıdıklamaya başlayacaktır artık sizi. Çünkü insan vücudu 48 voltun üzerinde hafif hafif gıdıklanmaya başlar ki bakın 65 volt yazmasına karşın herhalde 65 volttan daha yüksek bir voltaj var burada. Tam tahmin ettiğim gibi gördüğünüz üzere 82-83 voltluk bir voltaj var. Onun için bakın uyarıyorum, bu voltaja dokunmayın. Ne olur ne olmaz. Anlattıklarımı da tam izlemeden bu işe kalkışmayın arkadaşlar. Çünkü Allah korusun tehlikeli bir sonuç elde etmek istemeyiz. Şimdi gelelim bu voltajla akümüzü şarj etmeye. Hemen şuradaki şu motorumun bu aküyü biliyorsunuz vantilatör yapmıştık. Daha önceki videolarımızda görmüşsünüzdür. Hemen bir bakalım akü voltajımız kaç voltmuş. 13.18 volt arkadaşlar akü voltajımız. 13.18 volt ne demiştik? 14.4 volta gelene kadar yüksek voltajlarda da şarj edebilirsiniz demiştik. Hemen krokodille bunu direkt bağlayacağım ve akümün şarj olmasını sağlayacağım. Hemen şu eksi krokodilli kablomu bu şekilde tutturduktan sonra eksiye bağlıyorum. Akümün eksisine. Ve artı ucumu da getirip akümün artısına bağlıyorum ve şarj olduğunu da göstermek için size ters bağladık. Ölçü aletimin proplarını da şöyle görebileceğiniz şekilde akümün üzerine montajlıyorum. Gördüğünüz gibi 13.18 volt var arkadaşlar ve şimdi fişimi prize takıyorum ve voltajı seyredin. Bakın gördünüz mü? 300 miliamper ile akümü gayet güzel bir şekilde şarj edebiliyorum arkadaşlar. 13.39 volt, 13.40 volt. İşte videonun başında dediğim gibi dikkat etmem gereken nokta akü voltajımın 14.4 voltun üstüne çıkmasını engellemek. Yani devamlı bu aküyü takip altında tutacağım ve 14.4 volta geldiğinde hemen beslemeyi keseceğim arkadaşlar. Onun için bu LED sürücülerle akü şarj ederken akünüzü başıboş bırakmayın. Ne olur ne olmaz 14.4 voltun üzerine çıkar bu voltaj ki yüksek voltajda şarj ediyoruz. Besleme kaynağının vereceği maksimum voltaja ulaşmak isteyecektir. Bu da akünün kaynamasına, içerisindeki kimyasalların artık gaz çıkarmasına, akünüzün şişip patlamasına ve Allah korusun yangın çıkarmasına sebep olur. Onun için 14.4 voltun üzerine çıkmasına
müsaade etmiyoruz akü voltajımızın. Şimdi ben bunu çektim. Peki nasıl güvenli bir şekilde başında beklemeden de bu şarj cihazıyla aküleri şarj edebiliriz arkadaşlar? Bakın ne demiştik? 36 volt ve 65 volt arasında bir voltaj. Ölçtüğümüzde de 82 volta yakın bir voltaj gördük arkadaşlar. 82 voltla kaç tane 14.4 voltluk akü şarj edersiniz? Onun hesabını yapmanız lazım. Şöyle diyelim, yani 82 voltluk olan bu sürücüyle 6 tane aküyü seri bir şekilde bağlayıp bu LED sürücüyle şarj etmeye kalktığımızda 13.6 volt seviyesine kadar akülerimizi şarj edebiliriz güvenli bir şekilde. Çünkü akü voltajı artık LED sürücünün vereceği maksimum voltajın üzerine çıkamayacaktır. Ve 700 miliamperlik bir aküyü şarj ettiğimiz için arkadaşlar, yani maksimum 700 miliamperde şarj olacak olan 7 amperlik aküyü 300 miliamperde şarj ettiğimiz için gayet güzel bir şekilde, fakat biraz daha uzun bir sürede sağlıklı bir şekilde şarj etmiş olacağız. Siz de elinizdeki LED spotun LED sürücüsünü voltajını, maksimum vereceği voltajı okuyup veya ölçüp ona göre kaç tane akü seri bağlayacağınızı bulup o voltajda seri aküyü LED sürücünüze bağlayıp gayet güzel bir şekilde şarj edebilirsiniz. Videonun başından sonuna kadar anlattıklarımı dikkate alarak. Evet sevgili Kaya LC kanal takipçileri, bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Bu videomuz da buraya kadar. Bu tür teknik ve bilimsel konulara ilgi duyuyorsanız ve merakınız varsa lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir projede, yeni bir videoda görüşünceye dek hoşça kalın.